Arkadaşlar merhabalar. Kocaeli tablo çalışmaları bitti. Burada gördüklerimi aktaracağım. Tabii bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Kutlarım, tebrik ederim hepimizin. Bu fotoğrafı aldım, gördüm. Baktığımız zaman bizim yaşımızda olanlar için çok şey ifade eder. Genç arkadaşlarımız için pek değil ama köylerde bizler bu şekilde büyüdüğümüz için hoşuma gitti. Sizlere de göstermek istedim. Ve bugün önemi milletimiz olarak bağımsızlığımızı kazanıp cumhuriyetimizi ilan ettiğimiz günlerin bayram olarak kutlanması ve unutturulmaması amaçlanmış, hedeflenmişti. Çocuklarımıza da armağan edilmişti ki coşkuyla kutlayalım, değerini, kıymetini bilelim diye. Ne yazık ki son 20 yıldır bayramlarımız o bizim eski bildiğimiz bayram şeklinde. Ramazan, Kurban bayramlarımız da dahil aslında. O tadı bir türlü ben bulamıyorum, alamıyorum. Belki aynı düşüncede olan çok arkadaşımız vardır. Milli bayramlarımız, bakın ulusal bayramlarımız, milli bayramlarımız. Bayram gibi kutlamamız gerekir. Öyle TRT'de varmış gibi yapmakla olmaz. Elbet bu devran döner, bu siyasi ortam da yok olur gider tarihin çöplüğüne. Bizler de gerçek bayramlarımızı gerçekten yaşar ve kutlarız. Bütün kalbimle Yaradan'dan diliyorum ayrıca. Bayramımız kutlu olsun. Hepimizin bayramı. Çocuklarımız sadece onlar için değil, bizler için de egemenlik bayramımız kutlu olsun. Birinci koşu, şart 1. Kocaeli'nde 5 nolu Safkan ve 9 Ferit iki ata gelmiş buraya. Kendi atlarına biniyor. Vardır hedefleri. Biriyle kazanına girerler. 5-9 yazılır ilk etapta. Ekürler. Onlara işaret koymadım ama hani düşük AGF çıktılar. 1-3-6-7 taranır arkadaşlar. Bu maidenlar, şart 1'ler. Sürpriz her zaman için açıktır yani. Diğer atları dahil. İkinci koşu şart 4. 4 yukarı Araplarda bir Anka Ateşi. Kilosuna rağmen geldiği yarış kısa vade 7. Gelmemesi gereken şart 4'tü. Bizleri yatırmak için gelmiş olabilirler. Genelde uyguluyorlar zaten. Mecbur yazdırıyor kendini. Burada Kaysbert 4 Hekimoğlu'na dikkat edeceğiz. Bu atın kurgularda olması gerekir, yazılması gerekir. Bir yazacağız tabii. 3 kilolarına bakmayın artık. 3, 2 hatta dişi Safkan 7. %3'lük falan at değil burada. 5'i beklemiyorum iyi koşmasını ama diğer atlar durumundalar. Bunlardan da tuttuğunuzu ilave edebilirsiniz. Şart 4, 4 yukarı Araplar tehlikeli yarışlardır. O yüzden AGF'nin yanına 4'ü yazmanızı tavsiye ediyorum öncelikle. Sonra 3'ten başlayarak diğer atlardan tercih edebilirsiniz. Üçüncü koşusu şart 4, bakın gene aynı. Gene aynı durumda olan bir Kuampo var. Bu da KV6'yı kazanıp buraya 61,5'a geliyor. Bunlar nadir kazanıyorlar. Arada bir kazanıyorlar. Beni de yanıltıyorlar ama nadir. Yani buralardan bu şartı kazanıp şart 4'e inilmez. Yukarıdaki as sahibi, buradaki as sahibi. Bunlar hep AGF çıkarlar. Hatta bazen %50-60'lara çıkıyorlar AGF'leri. Yanıltıyorlar bizdir tabii. Yer severi. Mağdur ediyorsun işte. Ata bakıyorsunuz. Nerede at yok. Junior Çınar 4 yüksek AGF ikinciliklerden sonra hakkıdır. Ancak burada bir at 5 Comaestas 52 kilo ile bomboş kilo ile start almak, handikap 17'de geçmişti bunları, kalan grubu. Burada da iyi bir koşu çıkartabilir. Şart 4'te ben bulunsun derim 5. Bu 4'ün yanında 5'i öneririm. Yukarıdaki neyse buradaki aşağı yukarı aynı. 4-5. İkiliyi de böyle bekliyorum. Diğer atlar tercih sebebi arkadaşlar. Diğer atlardan inandığınız varsa ilave edebilirsiniz. Dördüncü koşu. Şart 1. 2 yaşlı İngilizler tekrar geldi. Gene bakın Ferit'in bindiği bir safkan. Bu atlar ya tabelaya geldi Ferit buraya. Ya belki hedef yaptılar. Biriyle kazanacaklar. 2.
gene AGF almış. 4 AGF'li ve diğer atlar 1-8-9. Yani ben burada genelde biraz kalabalık tutmaya çalışıyorum kurgularımı. Size de tavsiye bu şekilde söylüyorum. Bütçeniz oranında. 3-5-7-10 yani fark etmiyor artık diğer atlar. 2-4 kurgularda mutlaka olsun. Diğer atlardan da bütçeniz oranında tercih ediniz. Şart birlerimiz, maidenlarımız tehlikeli bizler. Çıkartmazlar kolay kolay atlarını. O yüzden sürpriz geliyor. Sebebi o. Oh, yoksa atların, hani AGF'lerin, atların kötü olduğundan değil. 5. koşu kısa vade 6. 1 burada da çok yüksek AGF. %75. TJK kurguyu buraya koymuş. Umarım başına bir iş getirmezler. Yani kısa vade 6 ağır kilo geçti. Rahat geçtiği atlar geçemedi ya da karşılaşmadığı bir tane dişi safkan var burada. 6. Yanına bir at yazayım, AGF'yi yıkayım. Kimi yazalım derseniz 6. Şansı var mı? Kısa vade 6 şarttan dolayı da var. 6 yazılabilir arkadaşlar. Yani ben korkarım böyle yarışlarda. Böyle AGF'lerden hep korkmuşumdur zaten. Ha, kazanması normal sonuç. Tek atılır mı dersiniz de tabii ki %75'e direkt hani karşısına çıkmayacağım ama at yazalım derseniz güzel ikramiyeye bu şekilde gidilir. 6'yı öneririm. 1'in yanına başka atı önermeyeceğim bu grupta. 6. koşu. Handikap 15, handikap 2. Burada da Altınoğlu Safkan. Normalde kazanır. Hani bu da tek olurlu yüksek bir safkan 6. Yukarıda bir şarta uyan kazanç atı var. Hafif yolu 9 Hırşo. 6'ya geçilmişti ama şart uygun hale gelince bu tip atlar kazanana giriyorlar. 6'yı geçebiliyor. 9. Son yarışın, bir önceki yarışını kazanan 10. Hırşo'yu geçmişti orada da. Ve jokey artılanıp bu gruba en iyi kiloyu veren safkan. Nadir gelir böyle atlar. 8 Memoa. Bundan bahsedeyim. Geçmemek olmaz. Hani bir nadir gelir, o gün bugün olabilir. Bu tip atlara dikkat edin her zaman. Yeriniz varsa böyle bir at arıyorsanız %2 ile sonuncu at. Sonuncu at değildir. Ola ki hedef yapmışlardır. Jokey artıladılar. Ata biraz vakum falan yaparlar. Hani 1-2 olabilir bu at. 8. 3 Ranger. Bu da start problemi var. Oturuyor. Starttan çıkar ise çok tehlikeli. Kazanırla direkt girer. Düzgün çıksın starttan. Bakın bunlar hep kalite handikap puanlarından da atların kaliteli olduklarını görebilirsiniz grup için. Hani yazıyorum derseniz bu 8 ve 3'ü de ilave edebilirsiniz. Diğer atlardan artık sizin tuttuğunuz varsa. 6. İlk etapta rakip 9. 9'a geçilir çünkü 6. 10 ve diğer atlar diyeceğim tercihen. 6'yı tek atsak ne olur? Olur yani, bu 6 için kazanır. Teki olur yani, itiraz etmem. Tek kullanacak arkadaşlarımızı. 7. koşu handikap 16, handikap 2, yamak 2, mesafe kısa. Zor bir şarttır. Handikap 16'lar tehlikeli, sebebi şarta göre koşarlar. Bakın şu atlar hani hatta 58'e kadar ayarlı koşacaklardır. Yani birbirlerine yarış bırakırlar arkadaşlar. Sebep bu. AGP ne olursa olsun fark etmez. Tatanga %40, yani %40 falan değmez yani buradaki AGP'ye. Çok inandığınız varsa tek kullanın. Ancak benim burada tek olur diyebileceğim pek safkan yok. Çok handikap 2 olunca kilolar bakın 58-63, dengesizlik yok. Hepsi aşağı yukarı 1.27 civarında koşabilecek kapasitede safkanlar. Bu da şu anlama geliyor. Herhangi bir at. Hani kim şarta biraz daha uygun derseniz kazançtan gittiğinde 4 ve 1 bakın grubun en ağır kilolu atı Ayvalık Ateşi. Sharp King 4. AGP'si kalsın 3. Bu Jockey Apprentice ile 2 Bari sürekli bu Apprentice devam ettiriyor. 2 ile. 5 bu grubu geçebilen bir safkan. 7 kısmen kilo verdi. İyi bir yarışı var. 6-8 buraya kadar inmezler zannetmiyorum ama hani diğer atlar artık biraz kalabalık geçilebilir. Tek önerimememin sebebi
tam şarta direkt gidebilecek safranın olmaması burada tam olarak bulamadım. 8. koşu handikap 14 handikap 2. Yine bakın handikap 2 bir yarış. Burada 6 nolu safkan yüksek AGF kabulü kazanma ihtimali çok yüksek. Buranın da sürprizi 4 arkadaşlar. Bu çok iyiydi maiden çıkarken handikapör puanladı grubun en kaliteli atı kaldı. Bu 5.liği biraz yarış görmeye giderler koşmazlar. Burayı hedef yaptılarsa fuar safkan bu safkan sürpriz yaparak kazandırırlar 4 nolu safkanı. Hani tek kullanmıyorsanız 4 ve tabi yukarıda ekürler var artık 2, 1, bakiya 3 AGF almışlardı. Ama benim düşüncem 6'yı burada geçerse 4 geçer. 2-3 değil derim. Yazılırsa tabii ki itiraz etmem at yarışı sonuçta. 9. ve son koşu. Yani bu Maiden Şart 19. Burayı hedeflemişlerdi bu arkadaşlar. Hedeflerine ulaştılar. Bu iki attan biri kazanmalı. Hatta hani şuraların tamamını sileyim ben sizlere. Direkt olarak. Sıralama böyle gidecek zaten. Aşağıdan sürpriz geliyordu genelde 9-11 gibi atlar ama onları da sileceğim. Görmek isteyen arkadaşlarımıza itiraz etmem yazacak arkadaşlarımıza ama normali 1-3 arasında birinin kazanması gerekir. Genelde böyle oluyorlar. Diğer atlar çıkmıyorlar. Kazanç atları 1 ve 3 gibi atlar bu kez kazancı çok oldukları için meydana apranti, özellikle apranti ile veda ediyorlar. 3 kuruşun hesabını yapıyor as sahipleri jokeylere para vermeyeceğiz diye aprantileri bindiriyorlar. Zaten diğerleri de geçmiyorlar bu tip atları. Şart 19 buralarda artık. Az at 1-3. 2 at yeterli olabilir. Yoksa yazdıkça yazdırır. Bakın 2, 5, hani 6 diye gidecek sıralamam bu şekilde ama bütçeniz uygunsa at yazarım derseniz 2, 6, 5, aşağıdan 9, 11 fark etmiyor. Herhangi bir ata gidecek yarış sırasıyla işaretlenebilir. İşlerinden tercih de edilebilir. Yazmaya pek değmez diyorum. Tahminim ağırlıklı çıktılar bu 1 ve 3'ler. Ağırlıklı çıktı. Umarım bugün de aynısını tekrarlarlar. Tekrar yaparlar. Kocaeli bu kadardı arkadaşlar. Tekrar 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramımızı, Çocuk Bayramımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Daha nice bayramlara, güzel bayramlara hep birlikte. Daha neler göreceğimizi de biliyorum ama daha iyilerini de görerek göçüp gitmeyi Allah bize nasip etsin diyorum. Tekrar görüşene kadar hoşça kalın.